Efendim, ünlülerin, sporcuların ve de sanatçıların uğrak yeri olan Kavacık'taki Bali Spor Center'dayız. Ve de şu anda arkamda bir ünlü spor yapmakta. Kim acaba? Özbekistan'da başlayan müzik yolculuğu Türkiye'de devam etti. Takılarıyla, o gümüş takılarıyla özellikle bayanların ilgisini çekiyor. Kimden bahsediyorum? İsterseniz şöyle yavaş yavaş gidelim, beni takip edin. Yüzünü de görelim bu ünlümüzün. Şöyle hemen geliyoruz. Ve Şahsenem. Merhabalar. Merhabalar. Sporlarımız çok iyi. Evet, spor herkese lazım bence. Herkesin sağlığı için lazım. Merhabalar, siz ne yapıyorsunuz burada? Şimdi şunu özellikle söylemek istiyorum. Gerçekten yakından şöyle bakınca cildiniz ışıl ışıl. Teşekkür ederim. Yani yaşınıza falan hiç girmeyeceğim oraları ama sporun hayatınızda yeri oldu. Evet. Bir bakar mısınız? Cildi pırıl pırıl, incecik. Teşekkür ederim. Yani 36 beden giyiyorum. Burada gördüğünüz gibi çok ileri teknoloji aletler var. Her türlü spor ve kaslarınızı çalıştırabilirsiniz. Aynı zamanda televizyon izleyebilirsiniz kulaklığınızda burada. Sesi, fanımız var. Hani terlediniz. Normal çok soğuk esmiyor mesela. Normal sıcaklık şu başınız üzerinde esiyor. Çok güzel ileri teknolojik bir spor salonu. Şimdi özellikle bayanların ekran başına toplanmasını tavsiye ediyorum. Az sonra Şahsenem'in özel diyetleri var biliyorum ki. Özel yaptığı kürler var, vitamin kürleri. Aynı zamanda sporla ilgili de güzel size söyleyecek önerileri olacak. Hocamız tarif ediyor. Bakalım şimdi sorayım, nasıl bir öğrenci Şahsenem? Nasıl bir öğrenci? Denileni yapıyor mu itiraz etmeden? Yapıyor gayet iyi. Daha yeni olmasına rağmen gayet iyi. Sporla ilgili çok bir şey bilmeseler de size kendileri tesir ettikleri zaman siz her türlü yönlendirmeyi yapıyorsunuz. Her türlü yönlendirme yapıyoruz. Spor bence şey, şimdi mesela benim kilom yok fakat zayıflığımı korumak için hocam çalışmam lazım. Bir de kondisyonlu olmak durumunda vücut, hani her türlü hastalığa karşı kendimizi korumak. Nerede koşturuyorsunuz mesela, değil mi programlarınızı? Mesela ben çok ciddi anlamda fitness çalışmak istiyorum. Kaslarım yani çok ağırlıklı değil, böyle kas değil. Duruşum dik olsa, yani duruş çok farklı oluyor o zaman. Evet, o yüzden ben spor yapıyorum. Özellikle bayanlarımız evleniyorlar, çocuk yapıyorlar. Evet. Ev işi derken, çoluk çocuk derken kendilerini bırakıyorlar. Sonra adamların gözleri dışarıya kayıyor. Ondan sonra da eyvah eyvah. Eyvah eyvah, kocam elden gitti. Bence hanımlar ilk önce kendinize önem verin ve güzelliğinizi koruyun. Adamları baştan kandırıyoruz güzel güzel. Sonra evleniyoruz. Sonra adam diyor ki bu muydu evlendiğim kadın? Ne hale döndü? Yani. Ne hale düştüm şimdi? Gözyaşlarım anlatır. Şahsenem'in mucizevi reçetesini az sonra vereceğiz. Sporumuz tüm hızıyla devam ediyor gördüğünüz gibi. Şahsenem hanımefendi de yanda. Nasıl gidiyor spor? Zor mu? Bisiklerim oynayacak mı? Bisiklerimiz oynamıyor. Minderden kalkmıyor. Zor tabii. Zor değil mi bari? Ama o kasların çalışması için de önemli. Bunlar çok bilinçli makineler. Bakın burada gösteriyor. Bak görüntüleyebilirsin. Yanlış bir şey yaptığın zaman o seni uyarıyor. Kaç defa yaptığını. Uyarana kadar hocamız da uyarıyor. Başınızdan gitmedi yani. Hiç rahat vermedi ki. Sizi rahat bırakıyor, bana geliyor. Çok görüyorsun bizi, bilmiyorum. Ama kontrolsüzde bir çalışma yapmak sakıncalı ve tehlikeli. Evet efendim, şimdi Şahsenem'in mucizevi reçetesini veriyoruz. Neymiş o? Şimdi sevgili hanımlar, beyler, kalem kağıtları hazırsa anlatıyorum. Sarımsak biliyorsunuz eskiden de bildiğimiz çok mucize olan bir bitki diyebiliriz. 3 baş sarımsak alıyorsunuz. 3 diş değil, 3 baş. Fakat tansiyonunuz düşük olmayacak. Doktorunuza danışın yine de. Onu döveceksiniz bile tahta, ağaç havanda, demir yok. Borcam tencereye koyacaksınız, yani demir tencere değil. Demir kaşık yok, her şey tahta ve borcam tencere. Bir de büyük bardak süt koyuyorsunuz. Bu bir kişilik anlattım. Sonra karıştırıyorsunuz, ateşin altını açıyorsunuz. Süt kaynıyor. Kaynadıktan sonra en kısık ateşte 3 dakika kaynatıyoruz. Sonra tamamıyla altını kapatıyoruz. 3 dakika sonra 10 dakika borcam tencerenin kapağını kapatıyoruz ve 10 dakika bekliyor. 10 dakika sonra plastik süzgeçten geçiyoruz. İçine de bir tatlı kaşığı bal atıp
içiyoruz. Akşam uykudan önce ayda bir ya da iki kere, hasta olun olmayın, içerseniz yani kandaki bütün iltihabı kurutuyor. Efendim, siz de 44 bedenden 36 bedene düşmek istiyorsanız tabii ki sporu hayatınıza almanız gerekiyor. Bilinçli beslenme, sağlıklı beslenme bir. İkincisi de spor hayatınızda olacak. Diyetisyen derken diyet değil, sağlıklı beslenmek. Evet. Diyetisyenlerden korkmayın. Yemek yiyeceksiniz. Yemeklere gelelim diyorum. O yemek kitabından belki yapabilecekleri böyle ufak bir tarif verebilirsiniz. Hani hafif bir yemek. Şimdi bence bunun için kitabı almaları lazım. Bir, kitabın içerisinde neler var? Sadece yemek kitabı değil bir kere. Hepsi denenerek yazıldı, yapıldı değil mi? Tabii ki, tabii ki. Top 10 yemek listesi var mesela. Top 10. Top 10'un yani, ilk numarasını söyleyeyim. Yani Özbek pilavı bir kere. Özbek pilavı, evet. Sihirli Türkistan mantısı. Gömme. Babamın özel menüsü çihanbil, annemin özel menüsü galupsi. Mesela sihirli Türkistan mantısı özellikle hanımlara çok öneririm. Eğer ki evde bir hani bir kavga, gürültü, kocanın sizden savoldu gibi bir durum varsa hemen alıyorsunuz benim kitabı. Sihirli Türkistan mantısını yapıyorsunuz. Sihirli Türkistan mantısı. Evet, hakikaten sihirlidir. Eşine tekrar aşık oluyor adam. Vay 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 Halit. Ve süper. Sonsuza kadar bağlı kalıyor. Neymiş bu tarif ya? Ben hemen yazayım. Alacağınız kitabı okuyacağınız. Efendim, sporumuza şöyle şarkılar, türküler ne de güzel gider dedik. Ne okuyacak bize şahsen? Yeni albümümüzde bir tane türkümüz de var. Onu da okuyalım. Onu okuyalım istersen. Arpa buğday daneler, aman arpa buğday daneler, aman yıkasın meyhaneler, aman yıkasın meyhaneler, aman döne 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 yar geliyor, yandım güle 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 har geliyor, aman döne 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 yar geliyor, yandım güle 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 har geliyor. Sıcacık camlar, elbette ki burası bir sauna. Bali Spor Center'ın diğer hizmetlerinden biri de baylar ve bayanlar için ayrı saunaları var efendim. Güzelce sporunuzu yapıyorsunuz, fitness'ınızı yapıyorsunuz, havuza atlıyorsunuz. Şöyle bir de içeri giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi havuz sonrası bu güzel müzik eşliğinde saunada keyifli vakit geçirebilirsiniz.